Gündeme yansıyan başlıklara göz atacağız sevgili seyirciler. Son bir uluslararası da dikkat çeken bir gezi var. O gezinin ayrıntıları ve Orta Doğu'daki süreci işlemeye çalışacağız. İşçi Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu üyesi Sayın Latif Bolat stüdyomuzda. Sayın Bolat hoş geldiniz stüdyomuza. Şimdi İşçi Partisi'nin İran ziyareti gerçekleşti esasında. Bölgede son dönemdeki hareketlilikle birlikte İşçi Partisi'nin sanıyorum bölgede gerçekleştirdiği turlar, derinlemesine gerçekleşen toplantılar, hatta bir önümüzdeki süreçte bölgesel eksende bir birlikte hareket ya da nasıl tanımlıyorsunuz bilemiyorum. O çerçevede önemli sayılabilecek işaretler var. Bir ziyaret nasıl gerçekleşti? Davet kimden geldi? İsterseniz oradan başlayalım ve kimlerle görüşme imkanınız evet, oldu İran'da? Bu ziyaret benim şahsi bir ziyaretimdi esas itibariyle. Benim geçmişim müzisyen olduğu için, sanatım evet. Müzisyen olduğu için müzik ve kültür insanlarıyla ilişki kurmak üzere gittim. 10 gün İsfahan, Şiraz ve Tahran'da vakit geçirdim. Oradaki üniversitelerde müzik hocalığı yapan arkadaşlarımızla görüştük. İran kültürünün sonra otobüslerle gitmek şeyimi tercihim oldu benim uçaklarla dolaşmak yerine. Dolayısıyla 8 saatte Tahran'dan İsfahan'a bir 8 saatte daha Şiraz'a kadar gittim. O çok güzel oldu çünkü daha başlarında ne bileyim İran'ın hakiki hayat tarzını görme imkanı da oldu. Ve bize ne kadar benzediğini, aynı olduğumuzun da farkına varmış oldum böylece. Kaşkay yörükleri dağlarda idiler, o Şiraz civarlarında falan mesela. Onları görme imkanımız oldu. Oradaki arkadaşlarımızla, sanatçı ve aydın insanlarla sohbet etme imkanı oldu. Ramazan orada da biliyorsunuz hani bizim buradaki gibi. Dolayısıyla toplumun sosyal hayatı biraz daha değişik bir hale geliyor. Aynı Türkiye gibi daha dramatik orada tabii. Buna rağmen epeyce toplantılarım oldu, şahsi toplantılarım. Bir konserim oldu Şiraz'da mesela. Üniversitede. Çok yararlı bir şey oldu. Dediğiniz gibi bu benim gezim her ne kadar şahsi de olsa bağlantılı bir şekildeydi İşçi Partisi'nin dış ilişkileriyle ilgili. Bu üçüncüsü oldu hemen hemen iki ay içinde. Hasan bugün arkadaşımız gitmişti daha önce Nisan ayında galiba. Sonra Türkiye Gençlik Birliği'nden arkadaşlar gittiler. Ve sanıyorum izlenimlerimiz 3 aşağı 5 yukarı aynı oldu bütün bu arkadaşlar. Hem o izlenimleri alalım o zaman. Ya izlenimler çok dinamik bir toplumla karşı karşıyasınız İran'da. Nüfusu 75-77 milyon aynı bizim nüfusumuz gibi. Yine aynı bizim nüfusumuz gibi nüfusun %60'ı 25 yaşından genç, dinamik böyle yani dünyayı elde etmeye hazır bir nüfus yoğunluğu var gençler açısından, bir dinamizm açısından. Ve onun da farkındasınız zaten. Özellikle müzik çevresiyle, kültür çevresiyle ilişkili olduğum için açıkça söyleyebilirim. Mevcut iktidarın altında orada geleneksel müzik, geleneksel kültür konusunda çok büyük bir şey var. Yani bizde olmayan bir şey o bir bakıma düşünecek olursanız. Yani 2000 senelik Pers İmparatorluğundan bu yana birikmiş olan İran Pers kültürü müzik alanında... Sinemada zaten biliyoruz hepimiz İran filmleri ödül kazanıp duruyor dünyada bütün yarışmalarda. Fakat müzikte de büyük bir yeniden kendini yaratma, geleneği gelecekle birleştirip mesela çok seslendirme, geleneksel müziği falan tarzında çok dinamik bir toplum gördüm ve çok aramızda mutlaka ilişki yaratılması gerektiğinin de farkına vardım. Çünkü hem nüfus olarak nüfusun yarısı Türkçe konuşan bir nüfus. Mesela pazarlarda, çarşılarda, otobüslerde eğer İngilizceniz yetmiyorsa Türkçe bilen biri var mı diye bağırsanız mutlaka bir tane Türkçe bilen birisi çıkıyor. Aç kalmıyorsunuz, susuz kalmıyorsunuz, gideceğiniz yere gidiyorsunuz. Bir Azeri birileri mutlaka bir şeyler Türkçe konuşup yardım ediyor. Yani o bakımdan da çok bir bize çok benzeyen kardeş bir toplum. Ondan dolayı da hem politik, Orta Doğu'nun politik sebeplerinden dolayı realitesinden dolayı mutlaka arada kültürel, sosyal ilişkinin geliştirilmesi, kardeşliğin geliştirilmesi gereken bir toplum, İran toplumu. Tabii bir şeriat yönetimi çok tartışılıyor tabii İran'da. O izler geçmişe oranla biraz daha açılmış mı, daha mı koyulaşmış? O dağlardan gittim dediniz ya hani toplumu direkt görme şansınız oldu. Hani işte ne bileyim... Başkent örneğin Tahran'da belki hani o şeyleri görebiliyoruz. İşte kadınlar biraz daha
rahat hareket edebilir hale gelmiş falan. Ama diğer bölgelerde de aynı şeyi söylemek mümkün mü? Nasıl yaşıyor toplum? Baskı altında mı hissediyor kendini? Geleneksel mi yaşıyor? İran anayasasının her şeyine uyarak mı yaşıyor? Yani onu bir şey diye demek mümkün mü? Yani uyarak yaşıyor. Aynı bizim gibi yaşıyor. Çok şöyle düşündüm ben. Arkadaşlara da söyledim, İranlı arkadaşlara. Dedim ya, aynı bizim Türkiye gibi çok büyük bir tiyatro oynuyoruz dedim. Sizin kendi tiyatronuzu oynuyorsunuz. Biz bizimkini oynuyoruz. Herkes kendi rolüne, atfedilen rolüne iyi sahip çıkıyor, yapıyor. Zaten onu uçağa bindiğinizde farkına varıyorsunuz. Buradan giderken mesela böyle... Sanki Bodrum'dan yeni çıkmış bir uçak gibi gidiyorsunuz. Tahran'a ineceğiz arkadaşlar diye pilot anons ettiğinde birdenbire haşırtı başlıyor o şeyin içinde. Tuvalete gidiliyor, böyle dudak boyaları siliniyor falan, başörtüleri örtülüyor ama yani o da ilginç. Mesela başörtüsü bizdeki türban gibi değil. Şuraya atıyorsun böyle rengarenk bir şey. Hatta bir gizemlilik de veriyor takanlara. Saç, yani hiçbir saçla ilgili bir problem yok. Bütün her yerin, Şiraz gibi daha saçının geleneksel bir yerde bile falan derler ya, hiçbir öyle bir alakası şeyle yok. Saçının teli falan, telleri falan dışarıda gayet güzel. Hatta rüzgar falan estiği zaman o başörtüsü düşüyor. Yani saatlerce caddede başörtüsü omuzunda olarak geziyor kadınca. Sonra geri takıyor falan. Yani bu böyle değildi. Ben daha önce orada bulunmadım ama bu böyle değildi. Özellikle değildi. Sordum. Fakat... İran İslam Devrimi 75-79'dan beri 35 sene geçti, uzun bir süre geçti. Bildiğimiz gibi bütün devrimler, komünist devrim olsun, sosyalist devrim olsun, İslami devrim olsun, bir uyum sürecinden geçmek şeyi oluyor. Daha radikal oluyorsun başta. Çin devrimini düşünelim şimdi. Yani Pekin'e falan eskiden mavi haki üniforma giyerdi herkes Mao Zedong zamanında. Şimdi ondan bir tane müzelerde falan görüyorsunuz. Herkes New York'taki gençlerin giydiği gibi giyiyor, tatuları falan. Dolayısıyla aynı şeyi İran'da da şey yapmak mümkün. Rejimin olgunlaşmasıyla beraber bu tür kıyafet işlerinin falan o kadar da önemli olmadığının farkına varıldı galiba ki. Belli bir gevşeklik var. Toplum buna dayalı olarak toplum gevşiyor, daha rahatlıyor yani. Yani bence gayet güzel idare ediyorlar şimdilik kaydıyla. Bizim yani dışarıdan bir şey, herkesin topluma henüz öyle bir şey söyleme hakkımız yok. Henüz laik bir toplum demek mümkün mü? Efendim? Yani zihin olarak söylüyorum tabii, kanun olarak değil ama laik bir toplum diyebilir miyiz? Toplumun içi çok açısından. Çok toplumun içi. Ya benim çevrelerim, hele gittiğim çevreler, bunlar müzik profesörleri, edebiyatçılar, şairler filandı. Çok yani bizden daha çok laik diyebilirim bunlara ve kültür entelektüel seviye bakımından çok yüksek bir entelektüel seviyeye sahip İran. Hindistan'a ben 10 senedir gider gelirim. Orası da öyle. Biz biraz Türk toplumunda, biraz iğneyi kendimize batıralım diyeyim. Bizde bir kostaklık var. O Türk entelektüelleri, bizde Nazım Hikmet var falan diye böyle biz kimseyi beğenmeyiz ama yani entelektüel seviyeleri o insanların çok büyük. Onun için birazcık dervişlik yapıp, çelebilik yapıp, böyle mütevazilik yapıp bakmamız ve görmemiz de lazım. Mesela Tahran'ın göbeğinde yaklaşık 110 apartman katı yüksekliğinde bir kule yapmışlar. Burç Milat diye. Oraya da çıkardılar. Çıktım arkadaş, oranın genel müdürüymüş bir arkadaşım. Orada bal mumundan edebiyatçıların, şairlerin heykelleri vardı. En az 100 tane. İçlerinden Firdevsi'yi tanıyabildim ben. Ki İran edebiyatıyla alakam da çok fazladır. Buna rağmen utanç duydum. Şunu da tanıyor musunuz, bunu da biliyor musunuz diye sordu yanımdaki arkadaş. Hiçbirini bilmiyorum. Daha yeni ölmüş insanlar bir kısmı da. Biraz utandım. Çünkü bilmemiz lazım. Bunlar bizim kardeş toplumumuz, komşumuz, 1000 senedir beraber yaşadığımız. Hatta ilginç bir şey. Mesela Şiraz'a gittim. İrem Bahçeleri Bağları diye bir yere gittik. O Kur'an'da adı geçen cennet bahçelerinden birisidir. Kurucusu kim çıktı? Kurucusu bizim Tuğrul ve Çağrı Beyler çıktı. Selçuklu Devleti'nde, yani Alparslan Melikşah'tan yaklaşık 100 sene, yaklaşık 50 sene önce cennet bahçesi kurmuş bizim atalarımız Şiraz'da. İsfahan mesela, İsfahan'da Safevilerin, Şah İsmail'in sülalesi Safevi Türklerinin, Şah Abbas'ın kurduğu özellikle Tahmasp'ın, yani İsfahan, eski İsfahan deyince tamamı onların kurduğu yer. Yani bizim fiili, tarihi bağımız var orada. Biz orada bulunduk. Selçuk İmparatorluğu 200 sene bulundu orada. Ve taşında, toprağında, şiirinde, müziğinde, her şeyinde izleme imkanı da var onun. Bütün onlardan dolayı da gelirken Tahran Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürü'ne gittim şahsi olarak.
Dedim ben buradayım, Türkiye'denim, bir bağlantı yapalım. Bu sene Çaldıran Savaşı'nın 500. yıl dönümü. Bu 500 sene önce Türkler Osmanlı ile Safeviler arasında, Türklerle Türkler arasında olan savaşı bir birlik için, beraberlik için bahane arz atfedip bu sene dedim beraber kutlayalım bu savaşın yıl dönümünü. Sonuçlarıyla, sebepleriyle, Şah İsmail'in, Şah Hatay'ın şiirleriyle, deyişleriyle, Bektaşi şeyleriyle İran'da yapalım. Erdebil, Tebriz, Tahran ve İsfahan'da. Sonra oradan İranlı arkadaşlarımız gelsin, Türkiye'de yapalım, İstanbul, Ankara, Hacı Bektaş'ta falan diye. Çok iyi karşıladılar Tahran Belediyesi. Ve öyle bir projemiz var. Güzel, yani böyle bir açılım durumu söz konusu. Şimdi bu İran meselesini tartışınca eleştiriler geliyor. Onun için bu kadar ayrıntılı sordum. Yani işte şeriatı mı, işte oradan böyle güzel şeyler ya da uluslararası medyanın ya da Türk medyasının görmediği şekilde bazı şeyleri anlatınca eleştiri geliyor. İşte efendim siz orayı mı destekliyorsunuz? Onlar işte şeriatla yönetiliyor falan. Mesele o değil. Yani burada farklı bir açıyı biz vermeye çalışıyoruz. Emperyalizmle mücadele ettiği için İran, dolayısıyla bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya, içeride insanlar nasıl yaşıyor, gidenlerden biz bunu değerlendirmesini alıyoruz sadece. Yoksa yönetim şeklini benimsemek ya da bir takım benzeri değil mi, nasıl değerlendirirsin? Yok yani ben onu Hindistan'da da gördüm. Ben Endonezya'da gittim. Gezerken çok kendimi kötü hissettim yoksulluktan falan dolayı. Gezim rezil oldu ilk gittiğimde. Sonra kendime geldim burada. Dedim sen emperyalist davranıyorsun Latif. Burası Endonezya. Bu adamlar 1000 senedir varlar. Burası Hindistan, bunlar 3000 senedir varlar. Senin görevin değil. Eleştirin olabilir iç işleyişin ama senin görevin onları düzeltmek değil. Sen evi düzelt önce, Türkiye'yi düzelt. Onun için yani böyle gezilerde eleştirin olabilir. Bizim problemimiz yok. Herkesin, yani herkesin rejimi farklı olabilir. Ama gözlemleri aktarmak diye bir şeyimiz de var. Tarafsız, düzgün bir şekilde aktarmak diye bir görevimiz de var. Biz mesela ne bileyim geleneksel müzikte İran sanatındaki derlenme toparlanmayı bir yere bağlaman lazım. İran Şahı zamanında mesela hiç böyle şeyler olmuyordu. Niye oldu? Çünkü geleneksel kültüre saygı, 2000-3000 senelik Pers kültürüne saygı diye bir şey çıktığı için ortaya, kültür alanında, sanat alanında en azından, onun sonucunu alıyorlar şimdi. Her sene uluslararası film festivallerinde İran filmi birinci geliyor, en büyük ödülü kazanıyor. İran müziği mesela, rejim karşıtı arkadaşlarımız bile İran'da bana çok açık söylediler. Biz dediler bir Rönesans yaşıyoruz dediler. Hüseyin Alizade mesela bir şeydir, İran Azeri Türküdür. Oraların en büyük modern İran müziğini modernleştiren birisidir filan. Yani eleştirin saklı kalır. İran rejiminin de bizim hakkımızda eleştirileri vardır mutlaka. Çünkü aynı görüşte değiliz. Olsun, hiç sorun değil. Beraber yaşama kültürü zaten bunu gerektirir. Yoksa fotokopi makinesi gibi sen benim gibi düşünmek zorundasın. Yoksa seninle arkadaş olmam, seninle ne bileyim yola düşmem dersen pratik değil, mümkün değil yani. Hele hele günümüzde birliğin gerekli olduğu, Orta Doğu yanıyor. Orta Doğu yanıyor, bir süre daha devam edecek belli. Dolayısıyla biz dostumuzu, düşmanımızı, kiminle beraber olacağız, yoldaşlığı kiminle yapacağımızı iyi tespit etmemiz lazım. Bu o açıdan önemli anlattıklarınız. Onun altını çizelim özellikle. Tabii. Ve siz de bahsettiğiniz Orta Doğu'da yaşananlara, ne bileyim İran ziyaretinde nasıl bir bakış açısı var, nasıl görüyorlar, emperyalist duruşunu sürdüren ülkelerden biri olması açısından son derece dikkat çekici tabii İran ama. Evet yani Gazze'de İsrail'in Filistin'e saldırıları her gün manşetlerinde gazetelerin ve televizyonların tabii. Yani buradakilere kapak olsun mesela. Yani her gün manşette, her gün Siyonistlerle, Siyonist karşıtı yani Yahudi karşıtı değil oraya yazdıklarını ben okuyabiliyorum. İngilizce'de yazıyor alt yazılarını. Yani Siyonizme karşı bir şey. Mesela böyle var. İftarında, sahurunda bu tip konulara değiniyorlar mı? Oraların gelenekleri neler bilmiyorum. Bizde hiç değinen yoktu, onun için soruyorum. Yani ben 4 tane filan televizyon istasyonu var zannediyorum. Hepsi hükümet kontrolünde. Otel odamda falan çok seyrettim. Farsça bilmiyorum ama İngilizce yazıyorlar. Bir de katılanlara bakıyorum mesela. Tanıdığım yüzler. Mesela Ahmet-i Necat'ı hiç görmedim. 10 gün boyunca seyrettim o akşam haberlerini. Ahmet-i Necat'ı hükümet şeyine pek katmıyorlar anlaşılan. Mesela Rafsanjani'yi görüyorsun şeyde. Hamenei. Niye o fark Ahmet-i Necat'ı tespit etmek? Yani işte o büyük bir şeyle Cumhurbaşkanlığından düştü ya, herhalde öyle bir şey var. Klik
bir problem var yani şey içinde. Çekişmeyi anlayabiliyoruz. Rafsanjani orada oluyor, Larijani orada oluyor mesela, camide çekmiş oluyorlar bunları. Bir gün Hameney ruhani lider. Geç biraz o tip işleri gizli vardı. Yapmayı seven bir karakteri vardı Ahmet Necad'ın. Öyleymiş. Kendi tercihi öyleymiş de olabilir yani, belki. Yani ben başka bir camide olurum ya da evimde ama yani olurum. Bütün generaller, bütün amiraller filan. Gerçi İran'daki gelenek şey herhalde değil mi? Tek cami seçiliyor evet, örneğin evet. Cuma'da. Bilmiyorum Ramazan geceleri yani teravih için falan da mı gibi, geçer? Ya bütün herkes ay oraya geliyor anlaşıldığı kadarıyla. Hmm. Bir gece mesela Hameney konuştu. Herkes oradaydı. İkinci gece Hasan Ruhani konuştu. Hameney yanında oturdu ve herkes seyretti. Yani bir belli ki bir protokol şeyi var orada. Devleti yönetenler baştan aşağıya oradalar ve 75 milyon akşamları onları seyrediyorlar. O konuşmalarda da anladığım kadarıyla ve İngilizceye çeviri kadarıyla çok politik iftar toplantıları oluyor bunlar yani. Hmm. Çok politik, anti-Siyonist, anti-İsrail, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkını destekleyen bir konuşmalarla iftar açılmış oluyor bir açıdan. O resmi Suriye, açıdan. IŞİD, Kuzey Irak onlar. O da işte şeylerin haberlerin ilk sıralarında yer alıyor. Teröristler, IŞİD teröristleri diye anarak söyleniyor. Yani IŞİD teröristleri şunu yaptı, bunu yaptı filan diyerekten haber veriliyor. Dolayısıyla öyle bir yani bizdeki iktidarın çok böyle terörist diyemeyip bir türlü ne diyeceğini bilemeyeceği bir duruma yani, hiç benzemiyor. Arkadaşlar yani. Diyecekler yani, neredeyse. Neyse hemen, biraz böyle bir evet. Değişik tanımlar yapmaya başladılar son dönemde. Ve Türkiye'ye bakış açısı en önemli mesele. Türkiye yani hayran olunan bir şey. Çünkü nüfusun dediğim gibi yarısı Türkçe konuşan, evet Tebriz onların Türk merkezi. Ama tarihi olarak filan da bizle gönül bağı olan nüfusun yarısının hemen hemen öyle var. Hatta Pers yani Fars arkadaşlarda bile Türkiye'ye böyle bir bakışı çok şey. Çünkü bu sırf bugünün Türkiye'si değil. Atatürk döneminden bu yana, Rıza Şah döneminden bu yana olan ilişkiyi nasıl biz biliyoruz Türkiye'de o günleri? Oradaki insanlar da tarih kitaplarından, eğitimlerinden dolayı biliyorlar. Dolayısıyla bize karşı çok büyük bir dostanelik var. Yani Türk müziği, bizim saz, bizim terimlerimiz, ondan sonra türkülerimiz. Mesela İslam devriminden önce Ajde Pekkan'ın çok gittiğini oraya söyledi bana bir Azeri taksi şoförü havaalanına gelirken. Ben şikayet ettim, hiç ilişki yok artık falan dedim. Abi dedi sen bilmiyorsun dedi, 79'dan önce dedi. Yani Ajde Pekkan'ı biz her hafta burada ağırlardık dedi. Hatta Gülü Zengem diye dedi bir Farsça türkü yaptı dedi. Böyle burada bestseller oldu, en çok satan oldu filan dedi. Öyle bir ilişkimiz o zamanlar varmış. Şu anda olmaması için hiçbir sebep yok. Belki Ajde Pekkan seviyesinde olmaz ama kültür seviyesinde. Mesela bizim halk müziği, halk dansları seviyemizde, ne bileyim bizim sinemalarımız seviyesinde, edebiyatçılarımız, şairlerimiz seviyesinde çok rahatlıkla olur. Bunda olmaması bir hayret verici bir şey bence. Mesela Muhammed Reza Şeceryan, benim 30 senedir bildiğim İran'ın en büyük şeyidir, şarkıcısıdır. 80 yaşına falan geldi. Daha Türkiye'de konser bile vermiş değildir. Davet etmemişizdir çünkü. Etsek çok şey yapar. Ben tanıştım Amerika'da kendisiyle. Yani koşa koşa gelecek, yapacak, şey yapacak bir adam. Ve üstelik düşünün Muhammed Reza Şeceryan, İbrahim Tatlıses'i alın, üstüne Zeki Müren'i koyun, üstüne Orhan Gencebay'ı koyun. Onların toplamından daha büyük bir şahsiyettir Farslar, İranlılar için. Çünkü kültür adamıdır. Yani böyle bir çok ağırlığı vardır, bir ekoldür. Yeni nesil için falan öyle bir şeyi de vardır. Gelmemişlerdir çünkü böyle bir kültür bağımız yoktur. Onu sağlamak lazım. Bizim görevlerimizden birisi de o olmalı diyorum. O nedenle Tahran'da gene bulunurken üstüme vazife aldım. Seyahat acentası buldum. Çok değerli iki kardeş. Türkiye'den oraya 10 günlük kültür turları yapalım diyorum. Yani öyle niyetlerimiz var, çalışmalarımız olacak. Oradan buraya kültür turları yapacak, onlar hazırlayacak. Biz buradan hazırlayacağız. Böyle bir gidişlerimiz, gelişlerimiz, ziyaretlerimiz, dostaneliğimiz olması şart, gecikmiş şeyler diye düşünüyorum.
Ve o nedenle de bu bağlantıları yaptım geldim. Bakalım buradan nereye gidebiliriz? Yani köklü iki devlet tabii nihayetinde. Evet, çok farklı düşündüğümüz noktalar var ama nihayetinde aynı havayı soluma konusunda da çok fazla sıkıntımızın olmayacağı. Tabii Orta Doğu'nun kaderini tespit edecek iki devlet. İyi yönüyle de kötü yönüyle de. Yani önemli olan o, doğru. Çok cennet haline de getirebilir bu iki devletin bir araya gelmesi Orta Doğu'yu. Gelememesi hali hazırda gördüğümüz gibi cehennem haline de getirebilir. Dolayısıyla biraz daha derin tarihi falan da düşüneceğiz bunları. Ondan sonra kültürel düşüneceğiz. Emperyalistler burada Hrant Dink, rahmetli Hrant Dink'in dediği gibi buraya gelirler, yapacaklarını yaparlar, sömürürler, giderler. Ama biz düşünün 2000 senedir buradayız. Yani İranlılar burada, biz buradayız ve biz burada olacağız. Amerika gidecek buradan, ne bileyim Avrupa Birliği gidecek günün birinde. Ama biz kalacağız. Bunu düşünmek lazım. Komşuluk ilişkisi sonsuza kadar olacağını bilip ona göre davranmak lazım. Çok teşekkür ederim Sayın Bolat. Keyifli bir sohbet oldu. Özellikle bölgeleri bizzat yakından ve yerinden görenlerden dinlemek ayrı bir keyif oluyor. Evet. Daha giderdi ama vaktimiz şimdilik bu kadar sınırlı. Teşekkürler. Oldu. Çok teşekkür ederiz. Evet, İran ziyaretine ilişkin İşçi Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu üyesi Sayın Latif Bolat'ın izlenimlerini yayınımızda almaya çalıştık. Biraz da bölgeye bu açıdan yaklaşmaya, irdelemeye gayret gösterdik. Sağ olsun haber merkezimizin sorularını yanıtladı. Haber merkezi devam ediyor.